Ve Türkiye'yi ağlatan o mucize kurtuluş. Ayşe Yıldız ve Yusra Bebeğin hikayeleri hem mutluluk hem hüzün dolu. Çünkü geride bıraktıkları bir baba ve bir abi var. Onlar ne yazık ki o enkazdan sağ kurtarılamadı. Ancak geçen 24 saatin ardından anne kızın ve onlarla beraber 8 kişinin daha o tonlarca betonun demirin altından nasıl çıkarıldıkları merak konusuydu. Bugün o soru yanıt buldu. Duyuyor musun beni? Duyuyor musun? Duyuyorum. Geleceğiz, az kaldı, geleceğiz, bekle. Geleceğiz, dayan. Yusra Bebek'le annesi bu seslerle hayata bağlandı. 2,5 yaşındaki kızıyla enkaz altında kalan Ayşe Yıldız'ın yardım çığlığını duyan ekipler onları sağ salim çıkarmak için zamanla yarıştı. Çocuğun kaç yaşında? 2,5. Birazdan seni kurtaracağız ablacığım. Mustafa Kemal Paşa mahallesindeki 4 katlı binanın enkazında kalan Ayşe Yıldız da kızına ilk olarak jandarma arama kurtarma ekibinden yüzbaşı Yusuf Mataracı ulaştı. Yusra Bebek de annesinin yanına gitmek için önce 5 metre derinlikte bir kuyu kazıldı. Sonra da yatay bir tünel. Bizim için de tek umut onun yaşamasıydı. Başka bir alternatifi düşünmüyorduk bile. Biz ondan vazgeçmedik, o da bizden vazgeçmedi. Ayşe Hanım, sesimi alabiliyor musunuz? Ben buradayım. Zehra Subay, ben jandarma arama kurtarma biriminden geldik. Şu an iyi misiniz? İyiyim. Lütfen çabuk. Sıkıştınız mı? Çok sıkıştım, ben tamam. Zaten şu an hissetmiyorum. Ne kadar profesyonel olsak da, soğukkanlılığımızı korumaya çalışsak da orada bir babanın eşi ve çocuklarından sarılarak siper olduğunu gördüm. Tabii ki orada soğukkanlılığımı korumaya çalıştım. Sadece sesimin titrediğini hissettirdim Ayşe Hanım'a. Çünkü ona destek olmak için oraya girdim. Çocuğu aldık. Çocuğu aldık, takıyoruz. Tamam. Aşkım benim. Tamam, dur bekle. Hadi. Bekle, gülüm. Tamam, annen de geliyor fıstığım. Ay maşallah. İşte mucize bu. Enkazdan ilk çıkarılan Yusra Bebek oldu. O hastaneye götürülürken sıra beton blokların altında kalan Ayşe Yıldız'a geldi. Ayşe Hanım, uyanık kalmaya çalışın. Tamam mı? Ben buradayım zaten, yanınızdayım. Siz çıkana kadar buradan ayrılmayacağım. Yeter, su alırız. Su mu istiyorsunuz? Evet. Tamam. Bu kez UMKE ekibinden Hatice Yücel devreye girdi. Ufak tefek olduğu için o seçilmişti. Sürünerek Ayşe Yıldız'ın yanına ulaştı. Serum bağlayarak ona can suyunu verdi. Hayatımda açtığım en zor damar yoluydu diyebilirim. Daha sonra damar yolunu açtıktan sonra serumunu taktım. Boynunu sabitledim. Vital parametrelerini, yaşamsal bulgularını değerlendirdim. Senin için buradayız. Bak, ben de seninle buradayım. Ben de senin yanındayım şu an. Çek! Haydi, geldi. Kafasına dikkat Yusuf. Kafasına dikkat. Kafasına dikkat. Hadi bakalım. Hadi. Çek! Hadi. Hadi geçti ablam. Geçti ablam, hadi. Hadi bakalım. Saatlerdir enkazın altında. Yusra Bebek de annesi bu titiz operasyonla yaşama tutundu ama onlara siper olan babasıyla abisinin ne yazık ki enkazdan cansız bedenleri çıkarıldı.